onun izlenimlerini alalım. Hocam yaptığınız değerlendirme önemli. Ben öncelikle belirteyim, bir görüntü sorunu yaşadığımız için değil. Görüşmelerimizin medya kuruluşlarıyla görüştük. Bir televizyon programı yapıldı, ona katıldım. Ve üst düzey yetkililer benimle görüşmek istediler. Akşam da Bolşoy Tiyatrosu'nda bir program vardı. Şu anda Bolşoy Tiyatrosu'nun salonundan bağlanıyorum. Buradan dolayısıyla otele dönemediğim için Skype'la ben tablet üzerinden bağlanamadım. Nedeni o. Öncelikle bunu belirteyim. Müthiş bir kent, çok derin kültürü olan, her tarafından kültür ve sanatın aktığı bir kent. Bolşoy çok görkemli bir tiyatro ve bir bale ve opera binası. Müthiş bir gösteri var. Ben ilk bölümünü izledim, arada çıktım. Programa bağlanmak için televizyon seyircilerin olan sorumluluğumuz nedeniyle biliyorsunuz hiç kesinlikle uğratmadık hiçbir biçimde. O bakımdan ben şu anda Bolşoy Tiyatrosu'ndan bağlanıyorum. Bunu belirtmiş olayım. Şimdi bu terör meselesine gelince ben yani bu konuya yaklaşımda bir hani teorik felsefi yaklaşımı ki siz ifade ettiniz onu bir yana bırakırsak eğer dünkü değerlendirmenin devamı niteliğinde bir saptama yapmak istiyorum. İçişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri ile dostluk ilişkilerimizi gözden geçirmeliyiz dedi. Taziye mesajını reddediyor dedi. Sayın Erdoğan ise bunu teşekkürle karşıladı. Tam tersine bir de G20 görüşmelerine toplantısına katılmak için Bali'ye gitmişti biliyorsunuz. İçişleri yetkilileriyle birlikte Bali'de de başkan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la görüştü. Şimdi Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov ve Dışişleri Sözcüsü Zaharova da Bali'de G20 toplantısına ve o çerçevede katılıp o çerçevede bazı görüşmeler yapmak için gitmişler. Muhtemelen kendisiyle ben de bir görüşme yapacağım. Şimdi buradaki tablo şu. Şimdi İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a rağmen böyle bir yaklaşım ortaya koyuyor. Daha doğrusu Erdoğan, İçişleri Bakanı'nın bu tavrından sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne teşekkür ediyor ve memnuniyetle karşıladığını belirtiyor. Hem başsağlığı mesajını, dileklerini hem de terörist saldırıyı kınama açıklamasını. Şimdi burada bir soru var ortada. Hükümetin tavrını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tutumu mu belirliyor yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumu mu? Ya da bir burada eğer bir mizansen yoksa, bir danışıklı dövüş değilse, bir yandan İçişleri Bakanı'na bunu söyletip ama diğer yandan Cumhurbaşkanı sıfatıyla teşekkür ediyorsa, burada da büyük bir sorun var kamuoyuna karşı, topluma karşı, Türk halkına karşı bir saygısızlık, derin bir saygısızlık var. Bir aldatma tutumuyla karşı karşıyayız. Şimdi bunlar başka yerlerden, başkentlerde de herkesin dikkatini çekiyor. Moskova'da AKP hükümetinin bu tutarsızlığı, ikili tavrı, öngörülemez tutumu nedeniyle birçok tavrı ve davranışı kuşkuyla karşılanıyor. Diğer yandan şu önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Evet, bir terörist olduğu iddia edilen bir kişi yakalandı. Yeni görüntüler de ortaya çıktı. Öyle anlaşılıyor ki gerçek fail büyük bir olasılıkla yakalanmış durumda. Ancak ortada bazı sorular var. Yani bu PKK ve PYD bunu reddettiğine göre bu terörist kim tarafından gönderildi ve bu saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırı siyasal İslamcı bir terör örgütünün saldırısı olabilir mi? Ve Türkiye'de bir kaos ortamı yaratmak için kullanılıyor olabilir mi gibi sorular ortada durmaya devam ediyor. Süleyman Soylu'nun çok aceleci bir biçimde Amerika Birleşik Devletleri'ni suçlamış olması Amerika'nın kontrol ettiği bölgeden, Suriye'deki bölgeden geldiği anlamını taşıyor diye düşünüyorum. Ama diğer taraftan Biden'ın ve Amerikan yönetiminin daha doğrusu bu saldırıyı kınaması da ve bunu memnuniyetle karşılaması Erdoğan'ın da ortada kocaman bir soru işareti olarak durmaya devam ediyor. Bu çelişkiye işaret etmek lazım. Eğer Erdoğan samimi ise ve Erdoğan'ın tavrı belirleyici ise ki öyle olması gerekiyor, o halde Süleyman Soylu istifa etmelidir. Veya Süleyman Soylu bu açıklamayı neden yaptığını, bu tutumu neden sergilediğini kamuoyuna izah etmelidir.
Ortada hakikaten ciddi bir sorun var. Yani bu terör yurttaşlarımızın daha acısı dinmeden, yaralılar daha hastaneden çıkmadan, taburcu edilmeden hükümet içinde ciddi bir krizi işaret eden bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Buraya dikkat çekmek isterim. Burada başka bir durum var, başka bir oyun dönüyor. Bunu açıklığa kavuşturmak da bizim işimiz. TR1 bunu yapmaya çalışacak. Bu Moskova'da da merak edilen bir şey. Yani kim yaptı sorusuna, mesela bir Kürtlerin, Kürt terör örgütü, onların ifadesiyle söylüyorum, buradaki yetkililerin, medya çevrelerinin yetkisiyle, ifadeleriyle, kullandığı kavramlarla söylüyorum, yaptığına dair bir açıklama burada da yeterince tatmin edici bulunmuş değil, inandırıcı bulunmuş değil. Nedenini anlamaya çalışıyorlar. Yani niye bu bomba patladı? Mesela bunun için Kürt terör örgütleri, ki onların ifadesi dediğim gibi, yani PKK'yı ve PYD'yi kastediyor bu ifadeyi kullananlar, esas olarak PKK'yı kastediyor. Eğer öyleyse bunu niye yaptı, amacı neydi diyorlar. Ya da eğer bir hükümetin açıklamasına kuşkuyla baktıkları anlamına geliyor, ya da biraz önce dediğim gibi başka bir örgüt ya da çevre tarafından yapıldıysa bunun amacının, hedefinin ne olduğunu merak ediyorlar. Yani tablo böyle. Şimdi Moskova'dan tabii benim aktaracağım yeni şeyler var. Önemli gözlemlerim var. Önemli bazı görüşmeler yaptım. Hocam siz değerlendirin. Ondan sonra ben oturmaya geleceğim. Çok önemli çünkü AKP sonrasını merak ediyorlar esas olarak. Ve benim en çok karşılaştığım soru bu. 2023 Haziran seçimleri ne olacak? Erdoğan yeterince güçlü mü? Erdoğan kalıyor mu, gidiyor mu? Erdoğan giderse yerine kimler gelecek? Yerine gelecek olanların tutumu ne olacak? Şaşırtıcı bir biçimde üst düzey yöneticilerin bile, hani bizim görüş aldığımız, röportaj yaptığımız, görüştüğümüz, bizimle görüşen insanların en sık sorduğu soru bu. Mesela Kırım konusu burada büyük önem taşıyor. Türkiye'nin Kırım konusundaki tavrını merak ediyorlar. Ancak şunu da belirtmek isterim ki, Türkiye'nin ki biraz sonraki sözümde belirteceğim, yaptırımlara katılmaması, koridoru açık tutması gibi Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ilişkilerin kesilmemesi, turist gidiş gelişinin